Merhaba, hoş geldiniz. Evet, takipçilerime canlı yayında olduğumu söylüyor. Söyle Instagram, harekete geç. Çünkü biz bugün Yasemin Sungur'la beraber harekete geçeceğiz. Yasemin de gelir gelmez, onu alacağım. Gelen herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Nuray'cığım hoş geldin. Tanıdık tanımadık herkese kocaman sevgiler, hoş geldiniz diyorum. Arzu da geldi. Ne güzel. İyiyim. Siz nasılsınız? Nihat Hanım da geldi. Nihat Hanım hoş geldiniz. Benden de selam Hollanda'ya, Türkiye'ye selam söyledi. Ersin'cim hoş geldin. Yasemin Sungur. Onu nasıl tarif etsek çok yönlü bir kadın. Çok sevdiğim bir kadın. Uzun yıllardan beri keyifle dinlediğim bir kadın. Bugün de sizinle harekete geç diyeceğiz. Lütfen bu yayını sonuna kadar muhakkak dinleyin. Çünkü sürprizlerimiz olacak. Bu arada kameramı sildim. Biraz puslu gördüm. Alencim hoş geldin. Konuğumu almak için hemen bakıyorum. Yasemin gelmiş mi? Burada mı? Galiba gelmemiş. Allah Allah. Bekleyelim. Siz ne yapıyorsunuz? Ben dün işlerim gereği sokağa çıkmıştım. Halletmek için. İşte noterde falan işlerim vardı. Yani nasıl eve döndüğümü bilmiyorum. Yeni normale benim biraz alışmam zor olacak. Çünkü evde kendimi daha iyi hissediyorum. Somek hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok çok selamlar, sevgiler. Yasemin Sungur'u bekliyoruz. Bugünkü konuşmacım. Sohbet arkadaşım. Kendisi nerelerde acaba? Tabii o kadar doğanın içinde ki kendisi herhalde bir küçük aksilik yaşıyor olabilir. Bağlantı sorunu yaşıyor olabilir. Ah gelmiş gelmiş. Vermişim. Affınıza sığınıyorum. Evet, bugün çok güzel şeyler konuşacağız. Hoş geldin Yasemin'cim. Sevgili Yeşim. Nasıl? Sevgili Yeşim. Çok iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Ben de öyle diyorum ki Yasemin. Geç mi kaldım yoksa? Yok sen geç kalmazsın. Ben bir istek gönderdim. Görmemişim tekrar geldiğini. Dedim Yasemin herhalde doğanın içinde kuşa böceğe takıldı. Dur bir daha bakayım dedim, sen gelmiştin. Sevgili Yeşim, aslında biraz önceki söylediğin cümleyi duydum. Evet. Ben alışamadım hemen dışarıda olmaya dedim. Evet, evet. Ben de aynı histeyim. Henüz biraz daha korumada kalmak hissim var. Benim de. O kadar özgürleşme, o kadar her anımı dışarıda geçirme ya da topluluklara girme isteğim henüz çok yok benim de. Benim de yok. Kendimi henüz o kadar güvende hissetmiyorum. Zaten virüsün de ortadan kalktığı gibi bir durum yok. Virüse bulunmuş bir çare de yok. Aksine evet, kontrollü bir geçiş olması gerekiyor. Ama maalesef olabiliyor. Bazı kişiler bunu yanlış anlayabiliyor. Hızlı bir giriş yapabiliyor. Onlara da konuğum kim mi Davut? Hemen konuğun kim diye soruyorlar. Ben kısaca söyleyeyim de konuğum, yani nasıl tarif etsem ki? İletişimci. Evet, Yasemin Sungur, yani muhteşem bir kadın, çok sevdiğim bir kadın, bana ilham veren kadınlardan. Ay, o kendini anlatsın. Hadi Yasemin kimdir diye soruyorlar. Kimsin sen? Ne yapıyorsun? En zor soru biliyor musun? Sen kimsin sorusu. Evet, ne kadar kimsin? Zor bir soru. Aslında son zamanlarda bu soruya daha kolay ve basit yerden cevap vermenin yolunu da buldum. Ben öğrenmeyi seven, öğrendiklerini de paylaşmayı seven, insanların kendisini iyi ve dengede hissetmesi için varoluşlarına destek veren, kendi varoluşuna emek veren bir kadınım diyorum. Ya. Çünkü şeyi fark ettim. Aslında 40 yılı aşkın süredir biliyorsun çalışıyorum. Bu anlamda sektörde eskilerden biriyim. Çok. Ve hem profesyonel hayatta bir 20 yılı devirdikten sonra kendi şirketimde de 20 yılı devirdim. Maşallah. 40 yılı aşkın süredir çalışıyorum. Ama son 10 yıldır özellikle sadece insan için çalışıyorum. Özellikle evet. İnsanın kendisini iyi hissetmesi için deneyimlerimi paylaşıyorum. Çünkü önemli bir şey fark ettim. Deneyimlerimi paylaşmak bana da çok iyi geliyor. Kendi varoluşumu sağlıyorum deneyimlerimi paylaşarak. Geçenlerde bir böyle
kendinize anlatan bize küçücük bir video çekin demişler. Evet. Kendimi 30 saniyede anlatabildim ve çok kutladım kendimi. Ya ne güzel. Ya aslında bazen belki de çok fazla geçmişe takılıyoruz. Şunu yaptım, bunu yaptım. Evet. Şöyle. Ben de diyorum şu anda ne yapıyorsun? Asıl önemli olan bu. Sen şu anda şimdi neyle uğraşıyorsun? Son bir haftadır neyle uğraştın? Evet. Son bir aydır, son üç aydır neyle uğraştın? Ya. En çok son bir seneye gidiyorum. Çünkü son bir senedir sen en çok neyle uğraştıysan aslında sen osun. Ya ne güzel söyledin. Bakarsan son bir hafta, bir ay, üç ay pandemi süreciyle uğraştığımız dönemler var. Son bir yıla kadar geri gittiğimizde de benim aslında hepsi halen aynı devam ediyor. Fotoğrafla uğraşıyorum, yazılar yazıyorum, içerik üretiyorum ve paylaşmayı senin gibi bilginin paylaştıkça çoğaldığına inanıyorum. Buradan da bizim şimdi yolculuğumuzu o kadar işte 10 yıldır dijital içerik üretiyorum dedi Martı dergisiyle var. Bizim tanışmamız da bir Instagram'la başladı. 2010 yılında başladı ve 2011 yılında da İlk defa yüz yüze tanışma şansımız oldu Turkcell Blog Ödülleri'nde. O gün nasıl tanıştığımızı, sarıldığımızı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sen nasıl koşarak gelmiştin yeşim yeşim. En sevdiğim şey. Evet, evet. Herkes bize bakıyordu. Ne kadar güzel bir andı. Şey çok enteresan yeşim. Sosyal medya ile ilgili insanlar bazen çok kötü şeyler söylüyorlar. Çok. Buranın doğru bir yer olmadığını söylüyorlar ya da işte boşa zaman harcanan yer olduğunu söylüyorlar. Ben de sizin nasıl kullandığınıza bağlı diyorum. Çünkü ben sosyal medyadan senin gibi pek çok güzel insan tanıdım. Çok ne güzel, ne değerli. Karşılaştığımda sanki uzun yıllardır tanıyormuş gibi koşup sarıldığım insanlar tanıdım. Evet. Hatta bazen şey oluyor. Özellikle tabii pandemi öncesinde benim de böyle çok evet. sıcakkanlı olduğumu insanlar bilirler. Caddede falan sosyal medyadan birbirimizi tanıdığımız ama bir türlü karşılaşıp fiziksel tanışmayı yapmadığımız insanlarla caddede karşılaşıyoruz. Ben de evet. Bağdat Caddesi insanıyım. Biliyorum. Orada karşılaşıyoruz ve ben gördüğümde Ayşe diye bir çeviriyorum. Ben önemli olan ben onu tanıyorum. Biz evet. buradan çok iyi frekans yakalamışız. Çok. Yani resmen tanışmamış olabiliriz fiziksel olarak ama birbirimizi yazdıklarımızla, ürettiklerimizle o kadar güzel tanıyoruz ki. Şimdi sen de öyle ve senin gibi öyle çok arkadaşım, dostum oldu ki benim bu mecrada tanıştığım, bu evet. mecradan iş yaptığım, hı-hı. proje tabii ürettiğim evet, çok evet. değerli. O yüzden... Çok. Seninle bugün buluşmak epeydir de ara vermiştik. Çok. O kadar mutlu oldum ki. Ben de, seninle ben de. En sevdiğim konuda sohbet etmeyi seçmiş olmamız hiç tesadüf değil. Hiçbir zaman. Zaten tesadüfe inanmayan kadınlarız. Biz biliyorsun tevafuka evet. inanıyoruz yıllardan beri de ve inanılmaz. Hatta benim gelemediğim ve hamilelik dediğiyle ya da emzirme dediğiyle senin kitap okuma atölyelerin vardı. Hep içimde ukde kalmıştır akşamlar o buluşmalar. Yani o kadar güzel benim gibi yani şöyle söyleyeyim. Zaten biliyorsun aynı frekansta insanlar benzerleriyle artık bu hayatta. Buna çok net biliyoruz. Evet. Bir de birbirini besleyen insanlar daha keyif alıyorlar. Dolayısıyla da bugün işte geçen seninle konuştuğumuzda ya yayınla ilgili tarihi verdi yaşasın dedim ya. Artık harekete geçme zamanı beraber. Şimdi bugün harekete geçmeyi de konuşacağız. Bununla da ilgili böyle çok güzel sürprizlerimiz de olacak. Ama ondan öncesinde senin ben kısacık yani herkesin bilmesini istiyorum. Yani sen çok mütevazi davranıyorsun ki mütevazilik hepimizin hayatında çok değerli bir yerdi. Ama günümüzde öyle de durumlar var ki gerçekten hiçbir yetkinliği olmayan, hiçbir konudan anlamayan belirli liderleri takip ederek senin gibi, benim gibi ya da X kişisi gibi aynı title'ları ekleyerek bir şeyler olmaya çalışanlar var. Ben de şuna inanmak istiyorum. Elmalarla armutlar ayrılsın artık. Evet. İş yapanlar, evet. güzel insanlar anlatsın evet. ki çok. Hep de gene aynıyı söyleyeceğim. Doğrusunu bilsinler. O zaman yanlışa gitmezler. Doğrular doğrudur. Yanlışlar yanlıştır. Çok net. Yani bu bir şey de değil. Denklem de değil. Çünkü
Böyle yaşıyoruz. Sen öyle yaşıyorsun. Hayatın neyse o, benim de hayatım neyse o. Biz bir rol yapmıyoruz sosyal medyada da. Kendimiziz. Burada da gerçekliğimiz, hani varoluşumuzu besliyoruz, büyütüyoruz dedi ya. Ben bunu düşünüyorum. Hayat döngümüzde sosyal medya çok değerli bir yerde ve burada asla hep deneyim dedim. Deneyim zaten. Ben eski iletişimci ve pazarlamacıyım ki keza senin eline su dökemem. Sen Estağfurullah. ya Estağfurullah. yapmadın. Yani nasıl diyeyim ki, turizm var, tekstil var, iletişim var, insan kaynakları var. Yani ciddi bir 77 yılında, hani ben 6 yaşındayken iş hayatına atılmışsın. Ya. Şimdi bu deneyim nasıl bir deneyimdir? Yani yok, ama aynı yaştayız biliyorsun. Çünkü bak görüntüye bak. Yani dolayısıyla Enerji boyutunda aynıyız. Hiç. valla bana Yani söyle, sadece ben biraz fazla yaşamışım. hayatım, Fazla senin yaşamışım. 40 yıllık mesleğine sahip olabilmek için benim de 40 birim ekmek yemem lazım. Ben kendi alanımda, kendi hayatımda ilerlerken senin gibi güzel insanlarla işte yolumuz pekişiyor ve anlatıyoruz. Dolayısıyla da ben eğitimlerinden, kısaca danışmanlıklarından, Evet, lütfen. koçluklarından, online gelişimlerinden böyle kısa kısa bahsetmeni Tamam. isterim ki ondan sonra da harekete geçip O konuşalım. Ne zaman olur biraz paylaş. tamam. Ben aslında bankacı olarak iş hayatına başladım. Üniversitede Evet. iktisatta bankacılık ve sigortacılık bölümünde okudum. Hı. Bankacılık babamın ideal mesleğiydi. Aslında Ya. o bankacı olmak istiyormuş. Beni bankacılığa yönlendirdi. Ve gerçekten kısa bir süre bankacılık yaptıktan sonra bana uygun olmadığını fark edip insan kaynakları ve eğitim alanına Evet. geçtim. O günden beri aslında çalıştığım her sektörde insan kaynakları ve eğitimin içinde oldum. Kendi şirketimi kurduktan sonra da özellikle etkinlik yönetimi ve gelişim yönetimi üzerine çalışmalar yaptım. Daha sonra davranış bilimleri ve eğitim programlama Hı okudum. hı. Ve sonraki yıllarda tabii ki psikolojiyle ilgili pek çok program aldım Evet. Türkiye'den ve yurt dışından. Evet. Ve bu konuda da devam ediyorum çalışmaya. Gelişim Enstitüsü adında bir şirketimiz var. Evet. Şirketimiz 7'den 77'ye, o Barış Manço'nun deyimini kullanarak, kişinin kendisini geliştirmesine destek vermek için program üretiyor. Şirketimizin 5 yıl önce kadrosu da çok büyüktü ve pek çok profesyonel proje yaptı. Pek çok Evet. uluslararası ve yerel şirketle çalıştı. Fakat ben 5 senedir birazcık daha kendimi, bireysel deneyimimi daha çok paylaşacağım, Evet. insanla daha çok iç içe olabileceğim projelere doğru yönlendirmeye başladım. Birazcık bu aslında kendimle de daha çok kalma isteğinden oluştu. 10 yıl Evet. önce çıkmış bir kitabım var, özellikle STK'larda iletişim diye, şu anda piyasada yok. Evet. Arkasından Kariyerim Gelecek kitabı var, 8. baskısını yaptı ve 5 yıldır da Harekete Geç projesi üzerinde çalışıyorum. Evet. 13 yıldır Kitap ile Sohbet projesini yürütüyorum Evet. Oyuncak Müzesi'nde. Şu anda benim yönettiğim 5-6 tane Kitap ile Sohbet grubu var. Kitap Evet. kulübü mantığıyla çalışıyoruz. Hı. Edebiyatı öğrenmek için kullanıyoruz. Hı. Edebiyatı gelişim için kullanıyoruz. Artı kitap kulübü kurmak ve kitap ile sohbet liderliği nasıl yapılırın eğitimini yapıyorum. Ne güzel. Benim gibi aynı yoldan yürüyen 10 civarında da arkadaşım var. İzmir'de, Bursa'da ve İstanbul'da kitap ile sohbet yapıyorlar. İki tane çok önemli sosyal sorumluluk projem var üstünde çalıştığım. Evet. Bir tanesi bu, Türkiye'nin her yerinde, her mahallesinde bir kitap kulübü olsun. Her yaş Aha. için olsun. Bunun için çok çalışalım, çok kitap okuyalım. Çünkü Evet. kitap okumak hepimiz için çok geliştirici bir Çok faaliyet. değerli. Bir diğeri de aslında bilgimizi paylaşacağımız bir sivil toplum platformu oluşturmak istiyorum. Onu da Evet. pandemi döneminde başlattım. Bilgisi olan herkesin bilgisinin zekatını vermesi için Ay ne güzel bilgisinin bir söyledin. parçasını ücretsiz olarak paylaşacağı bir platform oluşturmaya çalışıyorum. Öyle bir grup kurdum. Başladım. İlk Harika. eğitimini de 20 Haziran'da yapacağım onun da. Oo. Aslında birazcık olgunluk projeleri bunlar. Yaşlılık demeyeceğim. Aa yok Hiç canım. kendimi yaşlı Biliyorsun. hissetmiyorum çünkü. Değişti zaten artık o kavram da değişti. Yok artık çok genciz. Yaşlılık Ama yok işte çok 40 yılı aşkın ilerkilerde. süredir çalışınca aslında
bazen kendime de bu soruyu soruyorum. Bazen başkalarının da bana bu soruyla baktığını fark ediyorum. Yetmez mi artık dedikleri an hissediyorum bunu. Yetmez. Hissediyorum Yetmez. ve yetmiyor. Şöyle diyorum, Yetmez. Yetmesin de. sağlıkla nefes aldığım sürece üretmek istiyorum. Sevgili Aynısını eşim. söylüyorum. Kesinlikle Evet. sağlıkla nefes aldığımız süreçte. Ben Mine Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları kitabını okuduğumda yıllar önce inanılmaz etkilenmiştim ve demiştim kendime herhalde 23-24 yaşlarındaydım okuduğumda. Ya demiştim ben nasıl bu kitabı bu kadar geç okudum ve onun hep söylerim bunu. Yani o 80 yaşında piyano çalmayı öğrenebiliyorsa biz daha neler yapacağız? Muazzez İlmiye Çığ keza Ya, ya, ya. kitaplarıyla. Yani böyle güçlü kadınlar var önümüzde. Dolayısıyla burada yaş ya da olgunluk demeyeyim de deneyim paylaşmak çok değerli ve nefes aldığımız sürece üretmek. Çünkü Evet, üretmekle evet, çoğalıyoruz ve besleniyoruz biz. Çünkü kesinlikle katılıyorum. hayat böyle güzel. Sonuçta çok şey yapabilirsin. Bu 40 yılda güzel paralar kazanırsın, güzel paralar kaybedersin, kriz yaşarsın, krizleri atlatırsın ki herkes gibi hepimizin geçtiği dönemler var ama geriye dönüp baktığında fayda sağlayacak ne yaptın diye insan düşünüyor. İşte dedin ya bilginin zekatını vermek. Bence o kadar değerli ki ben bunu şimdi buradan çıkarttım. İnşallah bunu yazıya dökersek bu başlığı kullanmak isterim. Çünkü bilgi paylaşmıyor bizim insanlarımız. Paylaşsınlar. Bu yayından sonra da inşallah daha çok paylaşırlar. Bu arada sorularınızı anında mı cevaplayalım? Nasıl Ben istersin? o şu soruyu okudum, hemen cevap Evet, vereyim direkt. lütfen. Kitap ile sohbet diye bir Instagram hesabımız var. Lütfen direkt bana da yazabilirsiniz. Kitap ile sohbet hesabına da yazabilirsiniz. Bizi Kitap ile sohbet Instagram hesabımızdan, Yasemin Sungur Instagram Evet. hesabımızdan ve Gelişimdeyiz şirketimizin Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Tüm projelerimizi elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Ama özellikle böyle bu dönemde bu canlı yayınlar sayesinde daha çok insanla tanışma fırsatı bulduk. Aslında pandeminin önemli bir faydası oldu bu Yeşim. Kesinlikle, Hiç bir kesinlikle. araya gelemeyeceğimiz insanlarla bu vesileyle bir araya gelip yeni yeni insanlarla tanışıyoruz. Lütfen hiç bana yazın. Bütün mesajlarınıza yanıt vermeye, ulaşmaya çalışırım. Kesin. Çok da hızlı 10 Ekim cevap buradayız. verir. 10 Ekim Çok buradayız. 10 Ekim inanın. buradayız. Evet, o zaten bir iletişimci olduğu için ve Evet. etkin bir iletişimci olduğu için inanılmaz hızlıdır. Zaten bizim iletişimde şey vardır, cevap vermemek çok büyük bir ayıptır. Dolayısıyla vakit müsait olduğunda hemen cevaplamak lazım. Şimdi sana nasıl söylesem harekete yani o kadar güzel şeyler yapıyorsun. Şu projeyi de merak ettim. Şimdi 20 Haziran'da eğitim. Neyse konuşuruz onu bilahare. Başlığın adı ne olacak bunun sorayım mı? Gelişimdeyiz Kulübü. Gelişimdeyiz kulübü mü? Gelişimdeyiz Kulübü projenin adı. Tamam. Amacım yılın 365 günü bilgi Evet. paylaşılacak bir platform oluşturmak. Evet. Ben kendi mütevazi imkanlarımla başladım. Telegram'da bir grup açtım. Aa Şu harika. anda Ben evet, de onu da katılayım. duyuralım. Onu da Lütfen. duyuralım. Yazalım mı Piyasayı onun sıra. ismini? Evet, Evet. Gelişimdeyiz Kulübü. Tamam. Gelişimdeyiz Kulübü. Gelişimdeyiz kulübü Telegram. Evet, çok kolay. Gelişimdeyiz Kulübü. Benim bütün çalışmalarım Gelişimdeyiz başlığı altında. Burada Harika. ben aslında bir eğitmen olarak çalışıyorum. Eğitim Evet. programlama üzerine çalıştım. Ancak yaptığım çalışmalara eğitim demek yerine gelişimdeyiz demeyi seviyorum Yeşim. Çünkü gelişimdeyiz dediğimizde katılan insanlarla birlikte bir şey yapıyoruz hissediyorum. Zaten Sınıfta ben öğretmek için var değilim sadece. Hepimiz bir şey yapıyoruz diye hissediyorum. O yüzden çok keyifli oluyor. Gelişimdeyiz Kulübü de çok yeni başladı. ne güzel. Duyurduk. 200 kişi katıldı Oh, hemen. süper, Ben süper. ilk eğitimi yapacağım ama sadece benimle kalmayacak, farklı platformlardan uzman konusunda uzman kişilerin Evet. orada Evet. gelip hiç ücret almadan tamamıyla gönüllülük usulüyle çalışan bir platform olması için Ben emek varım. vereceğiz. Hemen zaten iyi olacağım.
bilgilerimi paylaşacağım. Fotoğraf Evet, olacak, lütfen. sosyal medya olacak, içerik yönetimi. Hemen Ay, bunlarla ilgili şahane olur. desteğim. Buradan Harika da olur. dinleyen güzel insanlar var. Onlar da lütfen buna üye olsunlar. Çünkü Telegram'ı çok seviyorum. Grupları takip etmek çok Evet. kolay oluyor. Üye olmak çok hızlı oluyor. WhatsApp gibi değil. Gereksiz hiçbir mesaj olmuyor. Evet. Dolayısıyla Telegram'ı güzel amacına uygun kullanıyoruz. Şimdi heyecanını hiç yitirmeyen bir öğrencisin. Az önce dedin ya, gelişimdeyiz. Ben bir de şunu da görüyorum her zaman. Ben karşımdaki insanların nasıl kitap okursak hikayeleri etkiliyor. Onların da hikayeleri beni çok öğretir ve besler. Zaten de benim gene inancıma göre Allah kulları ile kişiler aracılığıyla konuşurmuş derim. Sorularıma cevaplar da hep insanlar aracılığıyla gelir. Çok mutlu olurum. Harekete geçe geleceğim. Harekete geçin hikayesi nasıl başladı? Sana nasıl bu ilhamla yola çıktım? Biraz anlatır mısın? Sevgili Yeşim, şirketlerde danışmanlık yapmaya başladığımda Evet. bize danışmanlık için gelen şirketler her şey çok iyi gidiyorsa bize gelmiyorlar. Evet. Bireysel olarak çalışma yaptığımızda da kişinin bir baş ağrısı varsa bize geliyor. Bir sıkıntısı, bir kalp Tabii. ağrısı varsa bize geliyor. Doktora gitmek gibi. Evet, bir karın ağrısı varsa bize geliyor. Biraz bunu böyle hastalıktan tarif ediyorum ama her şey yolunda gidiyorsa hatta bizi unutuyorlar. Ben bazen Ya öyledir. bakar mısın? Yani işimizin böyle bir yanı var. İşimizin böyle bir yanı var. Ben şirketlerle çalışırken şirketlerdeki insanları motive etmek için bir jenerik arıyordum. Jenerik harekete geç olarak geldi. Sevgili oğlum Can Sungur'un benim için keşfettiği, bana emanet ettiği bir Ah, bakış açısı oldu. Bana ne dedi ki güzel. anne, o zaman daha çok gençti. Şimdi 30'larında Can. Düşün, o zaman 13-14 yaşındaydı. Ne güzel. Harekete geç. Yarın için şimdi harekete geç. Hı Çözmek hı. için şimdi harekete geç. Yapmak için şimdi harekete geç Hı. diye müthiş bir jenerik yarattı bana. Ve ben Muhteşem. de 20 yıl önce başladım şirketlere proje yaparken şirketin meselesi neyse hep gittim. Onun başına harekete geçi koydum ve hep projeler ürettim. Ve şirketler Evet. çok güzel yol aldık. Ve Hı. şirketlerin içindeki insanlarla da çok güzel yol aldık. Ve o noktadan itibaren harekete geç benim hayatımda sürekli birçok yerde tekrarladığım bir jenerik kelimeye Evet. dönüştü. Ve sonra da bundan 7-8 yıl önce özellikle hayatıma çıkan, karşıma çıkan insanların Hı. hayalleri var, Evet. istekleri var. Konuşuyorlar ama bir türlü yapmıyorlar. Bir Evet. karşılaşıyoruz, anlatıyorlar. Bir daha karşılaşıyoruz, yine anlatıyorlar ama asla harekete geçmemişler. Ben de bunun üzerine bireysel harekete geç programını yapmak istedim. Evet. Fakat teknolojiden de yararlanmak istedim. Bu işi online'da yapmak istedim. Herkese ulaşmak için. Çünkü herkesle sınıf ortamında buluşamıyoruz. Sınıf ortamında buluşmanın Evet. maliyeti çok yüksek. Evet. Ben dünyanın her yerindeki insanlara ulaşabileyim istedim. Video kayıtlarla eğitim yapmaya Evet. başladım. Grup grup insanlarla sosyal medyayı kullanarak eğitime Evet. başladım. Ve şu anda eğitim artık bitmiş durumda. 49 günlük bir eğitim, harekete Evet. geç. Evet. Online gelişim programı. Hayatınızda oldurtmak istediğiniz, yapmak istediğiniz, elde etmek istediğiniz ne varsa konuyu alın, gelin birlikte harekete geçelim diyorum. Harekete geç eğitimini, yani yılların deneyimiyle pozitif psikolojiyi kullanarak, davranış bilimlerini kullanarak ve yaklaşık 3 grup üzerinde de farklı zamanlarda deneyimleyerek ideal duruma getirdim. Gelişimenstitüsü.com'da ürün olarak sunmaya başladık. Şu anda katılan bir grup arkadaşımız var. Onlarla birlikte ilerliyoruz. 15 yaşından itibaren herkes katılabilir. Video eğitimleri seyrediyorlar. Önerdiğimiz makaleleri okuyorlar. Önerdiğimiz kitapları okuyorlar. İzlemeleri için önerdiğimiz filmleri, videoları izliyorlar. Ve haftada bir gün benimle canlı yayında buluşarak harekete geçmiş oluyorlar. Katılanlar arasında kültürel fark, yaş farkı ve statü farkı var. Çok Fakat var.
inanılmaz uyum sağlıyorlar. Şimdi üniversitede okuyan öğrenciyle İK yöneticisi aynı çalışmanın içinde. Bir okulun okul yöneticisiyle o okulun öğrencisi aynı platformda ve inanılmaz bir sinerji oluyor. Birbirlerini destekleyerek, hatta işte çalışmanın içinde birbirini koordine etmek diye bir bölüm var. Bir de birbirleriyle yardımlaşarak çalışıyorlar. Müthiş bir proje. Ben de bu projeyi topluma daha çok yaymak için bunu bir sosyal sorumluluk da eklemek istedim. Mesela ve bugün buradayız. Senin aracılığınla belki senin izleyicilerinden ihtiyacı olan birisine bu eğitimi hediye etmek istiyorum. Evet, bugün bir kişiye bunu, evet. Daha sonra ben bunu IGTV evet. videosu olarak paylaşacağım. Onlar arasından evet. bir kişiye bunu hediye edeceğiz. Bu arada bir yorum gelmiş, çok tatlı bir yorum. Sürekli evet evet diye kafa sallamak sizi daha iyi bir dinleyen yapmaz. Bu benim saygımdandır. Onun sözünü kesmek istemediğim için. Yasemin benim çok değerlimdir. Biz moderatörler ne zaman konuşup ne zaman konuşmayacağımızı çok iyi bilmek zorundayız. Hele bu canlı yayınlarda. Geri bildirimimiz için bu arada çok teşekkür ederiz. Yaşar Bey de demiş ki git bulaşık yıkayın lütfen. Siz bizim yerimizi yıkayabiliriz. Biz her şeyi yaparız. Ben bundan da hiç gocunmuyorum. Bulaşıkta yıkıyorum, çamaşırda yıkıyorum. Hele pandemi sürecinde hayatımda yapmadığım her şeyi yaptım. Dolayısıyla biz kadınlar çocukla doğuruyoruz. Çamaşırda yıkıyoruz, bulaşıkta yapıyoruz ama siz erkekler bize göre hani burada hiç kadın erkek masasına getirmeyeceğim ama güçlü yönlerimiz inanın çok daha fazla. Bir kere biz çok daha iyi iletişim yapıyoruz. Biz çok daha hızlı düşünüyoruz. Hayatımızda yönetme kapasitemiz çok daha yüksek. Biz size göre biraz daha ahtapot kalıyoruz. Ben ben de Yaşar Bey'e şunu demek istiyorum. Umarım hayatı sevdiği insanlarla paylaşıyordur. Umarım. Çok sevdiği ve hiç üşenmeden bulaşığını yıkadığı, altını temizlediği insanlar vardır umarım hayatında. Umarım. Şimdi Yasemin'cim sen pandemi olmadan önce, harekete geçten de önce 10 yıldan beri dijital platformun içindesin ve biliyorsun pandemi süreciyle birlikte uzaktan online eğitimler başladı, şirketler işe gitmemeye başladı ve şu anda da çok ciddi konular konuşuluyor tüm dünyada. Artık insan mesela bir bank açıkladı, isterse dedi çalışanlarımız ki iş yerine gelmeyebilir dedi ya da haftanın belirli günleri. Dolayısıyla geleceği çok erken gördüğünü düşünüyorum bu süreçte ve bence öyle. Çünkü biz dijitalliğin içindeki insanlar birazcık daha bir tık daha hep önde oluyoruz bazı konularda ama çok eğitim doğru. konularında hiçbir zaman şey yoktu. Uzaktan eğitim, üniversite, hani örgün denilen açık öğretim gibi kurumlar vardı ama genelde sınavları da normalde belirli yerlerde olurdu. Şimdi her şey değişiyor. Sen bu değişimin içinde nasıl başladın? Yolculuğa nasıl geçtin? Harekete geçti tamamen online ve video evet. içerik üretmeye. Bak Türkiye'de evet. içerik üretimi son 4-5 senede çok fazlalaştı. Ki sen çok uzun zamandır ki harekete geçti tamamen videolu içeriklerle evet. birlikte gidiyor. Biraz bunu anlatır mısın? Birazcık ilham olsun. Burada çok önemli bir nokta var. Galiba gençlerle çalışıyor olmanın büyük avantajı var. Ben sevgili oğlum nedeniyle evet. Hani her anne gibi çocuğuna daha destek olabilmek için kendimi onun ihtiyaçları konusunda da şekillendirirken gençlerle de çalışmaya başladım. Evet. Ve Öğrenmeyi Öğrenmek isimli bir programı öğrenme güçlüğü yaşayan ya da zekası farklı çalışan gençlerle, çocuklarla çalışmaya başlamıştım. Ve bu güzel. Beni gençlerle arkadaş yaptı Yeşim. Gençlerle ya. Arkadaş olmayı başardım. Ve gençlerin nelerden hoşlanıyorlar, onlarla nasıl bir arada olmayı başarabilirim, nasıl onlarla daha iyi platformlarda buluşabilirim derken ben onların gözüyle dünyaya bakmaya başladım. Ve o sayede de aslında hiç kendimi yaşımla ilgili bir duyguda hissetmiyorum. Hatta bazen çok gençlerle birlikte olduğum için bir ortamda öyle konuşmalar yapıyorum ki yaşıtlarımın beni anlamadığını fark ediyorum. Böyle bir handikapım var. Ne güzel. Sosyal medya ile ilgili, dijital dünya ile ilgili bir yenilik varsa ben onu hemen
hayatıma yarayacak bölümünü alıp hemen hayatıma entegre ediyorum. Ne güzel, ne güzel. Birazcık da son 5 yılda özellikle mekan özgür olmak istedim. Yani belli bir yere bağlı olmadan proje üretebilir miyim düşüncesiyle teknolojiyi nasıl kullanabilirim deyince video eğitimlerin bizim için çok iyi olduğunu gördüm. Ve şirketler için önce projeler yaptım. Mesela bir banka için, bankanın tüm Türkiye'deki şubeleriyle öğle yemeklerinde buluştuğumuz eğitim programları yaptık. Ne güzel, ne güzel. Bunun gibi. Ve işte şu dönemde bunun aslında ne kadar önemli olduğunu da gördük. Şimdi bizim harekete geç çalışmasına katılan arkadaşlarla biz bir yılı aşkın süredir Zoom'u kullanıyorduk. Her hafta Zoom'u kullanıyorduk. Pandemi döneminde Zoom bir anda patlayınca arkadaşlar dediler ki hocam sizin sayenizde herkese nasıl hava attık? Biz Zoom'u biliyorduk, Zoom'u kullanmayı biliyorduk, herkese öğrettik. Ya, evet, aslında bence bizim gibi insanlar kendisini geliştirdiği alanda geleceğe bakmayı başarması lazım. Ve yenilikleri takip etmeyi başarması lazım. Evet. Senin de bu konuda ben çok yetkin olduğunu biliyorum. Biz kendini yenileyen insanlar, bilgiye öğrendiğimiz kadarıyla yeterli demiyoruz. Asla, daha fazlasına asla. Erişmek için uğraşıyoruz. Aslında bence önemli olan bu. Daha fazlasına eriştiğimizde de bunu başka insanların hayatına nasıl sunabiliriz diye. Evet. Bir de bilgimizi hiçbir zaman paylaşmaktan çekinmiyoruz. Kendi adıma da hani sen de diyorsun ya heyecan hiç yitirmeyen öğrencisin. Ben de amatör ruhumu hiçbir zaman kaybetmemek yönündeyim derim. Hep aynı ruhla öğrenmeyi açım ve ben bilgi açtım. Yani bana diyorlar ki bu bilgiyi öğrenip sana ne fayda sağlayacak ki konuşacağız bunu da. Bazen hangi bilginin hangi amaca hizmet edeceğini de bilmiyorsun. Mesela ben kendi kişisel olarak geçmişteki kurumsal hayatımın bugün çok bana faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem ilişkisel anlamda hem diğer geliştirmeler. Mesela sosyal medyada ki dil bambaşka ama bir proje yazman gerektiğinde ya da bir mail yazman gerektiğinde çok düzgün bir mail yazabiliyorsun ya da bir sözleşme talebinde bulabiliyorsun. Karşındaki insanlar diyor ki nasıl yani sözleşme istiyor bu influencer ama olması gerekiyor diyorsun. Yeri geliyor markaya sen öğretiyorsun. Çünkü o kadar çok değişiyor ki hızlı değişen bir dinamikler var. Tabii ki ayak uydururken de geçmişin tortuları sende çok güzel bir birikimle süzgecinden geçip yeni hayatına entegre ediyorsun. Dolayısıyla da burada da seni takdir ediyorum. Ben kendi anlamda bütün hepsini birleştirmiş durumdayım. Yani o kadar keyif alıyorum ki hem yaptığım işten hem paylaşmaktan. Evet. Belli çünkü oluyor yeşim. O sende de belli. Keyif almak başka bir boyut. Yani biliyorsun sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız demiş. Yani biz çalışmıyoruz zaten. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. En büyük hobimiz bizim işimiz. Bana diyorlar ki bu kadar neden böyle çalışmıyorum ki ben en sevdiğim şeyi yapıyorum. Fotoğraf çekmek büyük bir aşk. Yazı yazmak büyük bir keyif. Yani daha iyi yazabilmek için Mario Levy hocamın atölyesine katıldım. Yazarlık atölyesine katıldım. İşte diyorum ya senin kitap okuma atölyelerine gelemedim ama bundan sonra kayıp değil. İşte Zoom dedin. Zoom dünyanın olduğu 7. en büyük firması. Sen bir sene önce kimse Zoom konuşmuyordu. İşte online'da değişecek, evrilecek ve insanları harekete geçireceğiz. Peki harekete geçirirken nasıl harekete geçireceğiz? Şimdi, bu eğitimi. Evet, harekete geç eğitiminin çıkış lütfen noktası insanların sürekli konuştuğu şeyleri yapamaması ve hayatından şikayet etmesi noktasında onlara çözüm yolu göstermek, onlara yolu göstermek için çıktığım bir çalışma. Tam bir yaşama sanatı programı. Uzun sürdüğü için de uzun sürmesinin nedeni de bu. Neden 49 gün? Çünkü bir alışkanlığın değişime yönelik çabaya girmesi ve değişim adımını atması 21 gün sürüyor. 21 gün bir kuluçka dönemi gibi yeni bir alışkanlığın hayatımızda oluşum sürecini oluşturuyor. Biz o 21 günün üstüne bir 7 gün yerleştirme süresi koyduk o alışkanlığı. 21 günde uygulama süresi koyduk. Yani 21 günde keşfediyoruz, tasarlıyoruz, uygulamasını yapıyoruz, koordine ediyoruz ve yola çıkıyoruz. Tam 7 hafta. 7 hafta. 7 hafta.
7 hafta, 49 gün, 49 gün, 21 dakikalık videolar var. Her gün aynı saatte o videoların izlenmesini öneriyorum. Ve genellikle de 2-3 gün içinde herkes adapte oluyor. Ve kendine koyduğu programlı bir saatte o videoları izlemeye başlayıp benimle iletişime geçiyor. Benimle iletişimde kalarak programı sürdürüyor. Amacım burada kişinin hangi mesleği yapıyor olursa olsun, hangi gelir grubunda, statüde olursa olsun, kendisini iyi hissetmesini sağlayacağı hayatı kendisine tasarlama becerisini ona kazandırmak, dengede bir hayatı ona kazandırmak, kendi tutkusunu buldurmak, hayır demeyi öğretmek, yapmak istediğini, yapma isteğini ortaya çıkartmak ve kendi içsel engellerini ve dış dünyadaki engellerini keşfedip onlarla baş etme becerisini kazandırmak. Bütünsel bir program. Ruhsal, bedensel ve zihinsel çalışıyor. O yüzden harekete geç. Harekete geç. Bedensel hareketlerle beraber, hareketlerle beraber ruhsal ve zihinsel hareketler de içeriyor. Bakın şimdi bir izleyicimiz hayır demek en zor olanı demiş. Evet, fakat bu eğitimin içinde, bu online gelişim programının içinde hayır demeyi kolaylıkla öğreniyorsunuz ve evet der gibi hayır demeye başlıyorsunuz. Kimseyi evet. kırmadan. Kimseyi kırmadan. Çünkü hayır demekten niye korkuyor insanlar ya da neden hayır demeyi öğrenemiyorlar? Çünkü hayır olumsuz bir kelime. Birisine hayır dediğinizde sizi yargılayacağını düşünüyorsunuz. Onun kalbini kıracağını düşünüyorsunuz. Ya da artık sizi sevmeyeceğini düşünüyorsunuz hayır dediğiniz insanın. Bu yüzden hayır demekten korkuyorsunuz. Ama her hayır demediğinizde sizin hayatınıza ediliyor. Sizin hayatınızda istemediğiniz şeyleri yaşamaya başlıyorsunuz. Bu yüzden hayır demeyi öğrenmek evet der gibi hayır demek. Ama bu arada yaşam tutkumuzu yakalayarak onu çoğaltmayı öğreten bir program. Zaten harekete geçe başlayanlarla şöyle bakış açılarımız var Yeşim. İnşallah seninle de bu yolculukta İnşallah. Beraber. İnşallah. Biz harekete geçtik bir kere diyoruz. 3-4 gün sonra aramızda böyle bir jenerik başlıyor. Biz harekete geçtik bir kere diyoruz. Bir de harekete geç çalışmasını bitiren arkadaşlarımızın söylediği bir şey var. Harekete geç çalışması hayat boyu sürer. Ne güzel yani söylemişler. Aslında hayat boyu süren bir gelişim programının içinde yer alacak herkes. Hayat ne güzel. Boyu sürüyor. Etkisi hayat boyu sürüyor. Çünkü bir kuluçka döneminden çıkıyoruz beraber. Anlık okuduğumuz bir kitabın okurken bilgisini aldığımızı sanıyoruz. Ya da katıldığımız bir iki günlük eğitimlerin bizim için hemen kalıcı bilgiyi verdiğini sanıyoruz. Ama hayatın içinde bunun o kadar da kolay olmadığını görüyoruz. Ben bunları görerek bu eğitimi 49 güne yayarak, 49 günde 21 dakikalık sürece yayarak insanların hayatında kalıcı olmasını hedefledim. Bu nedenle yani, gelin birlikte harekete geçelim diyoruz. Birlikte hareket. Evet, neyi hayatında oldurmak istiyorsan, yaptırmak istiyorsan, kendine neyi yaptırtan olmak istiyorsan gel birlikte harekete geçelim. Evet, buradan ben kendim adıma mesela 2-3 tane belirlemiş durumdayım. Ama bir şey söylemek istiyorum. Ben biliyor musun bilmiyorum. Geçtiğimiz yıl bir holistik şifa eğitimi aldım. Doktor Erol Ergüler hocamdan. Ve ne güzel. Ruhsal, bedensel ve zihinsel dedin. Aslında bu bir tam bir holistik bakış açısı ve zaten bizim özümüz buna dayanıyor. Kadim bilgeliklere gittiğin zaman eğer bu ruh halini sağlayabiliyorsan sen zaten insan olarak çok farklı bir boyutta olmaya başlıyorsun ve hayatındaki olan olayları farklı gözle yorumluyorsun. Mesela ben o eğitimden sonra kendi hayatımda çok şey değiştirdim. Zaten 3 yıldan beri vegan besleniyorum. Onun
Evet, 3 yıl oldu. Yani kendimle ilgili harekete geçtiğim çok nokta var. Ama dedim ya, bilgi açlığım ve öğrenme isteğim beni bambaşka noktalara götürüyor. Dolayısıyla bu harekete geçle birlikte hayatıma şimdi neleri koyacağımı ben de merak ediyorum. Seninle birlikte bu yolculukta beraber olmak, daha sonradaki insanlarla paylaşmak beni Evet. mutlu edecek. Umarım biz de onların hayatında bir şifa olabiliriz. Yasemin Hanım, bütçesi iyi olmayan kişileri bu eğitmede davet edebiliyor musunuz? Yardımcı olur musunuz diyor. Lütfen söyle. Şimdi birincisi sevgili Yeşim'le beraber Yeşim'in takipçileri arasında Yeşim onu organize edecek bir kişiye mutlaka bu eğitimi hediye edeceğiz. Evet, bu eğitim bir internet sitemiz var, Gelişim Enstitüsü. Orada satışa sunduğumuz bir eğitim. Umarım bu eğitimi tanıttıkça, bütçemizi ayarladıkça daha çok insana hediye etmeye başlayacağız. Ancak zaten bir sosyal medyada bir kampanya yapacağız ve bir grup insana eğitimi hediye edeceğiz. Fakat asıl önemlisi, eğer benimle bir gelişim sürecinde olmak istiyorsanız, sizi Gelişimdeyiz Kulübü'ne davet ediyorum. Gelişimdeyiz Kulübü 365 gün süren, her gün bilginin paylaşıldığı, ayda bir kez de ücretsiz eğitimlerinin yapıldığı bir platformumuz var. Lütfen takipte kalın. Telegram üzerinden Telegram. Gelişimdeyiz Kulübü'nü bulun. Lütfen, Hemen lütfen. üye olun. Hemen üye olun. Ve 1 Mayıs'ta başladık. 1 Mayıs'tan bu yana paylaştığımız her bilgi, her video açık orada. Ne kadar Herkes güzel. izleyebiliyor. Ne kadar Ve güzel. gerçekten çok güzel de geri bildirimler aldık sevgili Yeşim. Şimdi senin gibi konusunda uzman başka arkadaşlarımız da katıldıkça orası kocaman bir öğrenme platformu olacak. Hep Ne kadar birlikte. güzel. Ne Şimdi kadar bakın, güzel. biz mesleğim benim eğitmenlik, danışmanlık. Hayatımı böyle sürdürüyorum. Buradan para kazanıyorum. Para Evet. kazandığım alanda bir ücretsiz platform açtım. Herkes çok şaşırdı önce. Yasemin, sen bunun aslında yani ticari olarak bu işi yapıyorsun. Burada da ücretsiz Evet. yapıyorsun. Ben de şunu söyledim Yeşimcim. Evet, ama belki de bize hiç ulaşamayacak insanlara Telegram'daki Gelişimdeyiz Kulübü üzerinden Özür ulaşacağız. dilerim. Telegram adını Ulaşacağız. söyler misin diyorlar. Hemen burada kesiyorum. Telegram adı Gelişimdeyiz Kulübü ve Telegram'da lütfen. Gelişimdeyiz Kulübü. Çok kolay. Evet. Gelişimdeyiz Kulübü. Evet, Ömür için, Gelişimdeyiz Esra Kulübü'ne. için söyleyelim. Yazamadım. Gözlüğümü taktım ama bölemedim. Lütfen Evet. Gelişimdeyiz Kulübü. Ben de postun içine de bunu paylaşırken gene Gelişimdeyiz Kulübü diye de Telegram diye de ayrıca Harika. belirteceğim. Harika. Şimdi şey çok enteresan. Ben yıllar önce bir eğitim almıştım. O eğitimdeki hocalarımızdan birisi İngiltere'den gelen, değerli bir kitapları olan, NLP ve koçluk konusunda çalışan hocalarımızdan birisiydi. John Seymour adını da analım. Yeni başladığımız bir alandı. Bize kendisinin hayatta yaptığı en güzel şeyden bahsederken bir İngiliz müthiş bir örnek yarattı bana. Dedi ki, ben her hafta mutlaka bir kişiye özellikle ihtiyacı olanı, tam da zamanında ihtiyacı olanı bularak bir çalışmamı hediye olarak sunuyorum dedi. Ücretsiz de veriyorum değil, hediye olarak sunuyorum Evet. dedi. Sonra ben ona şeyi anlattım, zekat vermek. Yani bizim Evet. dinimize göre zekat vermeyi anlattım. O zaman dedi ki bana, evet Yasemin, ben de bilginin zekatını veriyorum dedi. O günden beri de bunu da yapmaya çalışıyorum. Bize ulaşan insanlara, Ne güzel. ihtiyacı olanlara, özellikle bir nedenle buna para ayıramayan insanlara çalışmamızı hediye etmeye çalışıyoruz. Bir çalışmamızı hediye etmeye Ne kadar çalışıyoruz. güzel Bu yapıyoruz. yıllardır böyle sürüyor. Bütün öğrencilerim de bunu uyguluyorlar şu anda. Benden eğitim alan arkadaşlarıma da aynı şeyi hep ben de öneri olarak veriyorum. Ben de bir hocadan öğrendim. Aynı şekilde onlar da devam ettiriyorlar. Ve biz bir şekilde bunu yapıyorduk. Ama şimdi Gelişimdeyiz platformunda herkese açtık orayı. Ne kadar Herkese açtık. güzel. Zaten Gel, Yeşim ne almak gitmiş. istiyorsan orada bilgi var. Evet, oraya katıldım. Çok güzel paylaşımlarınız var. Keyifle bakıyorum. Her gün oraya diyor. Ya işim taze gün ne Şahane. güzel.
Bakmaya Yani çok devam hızlı. edelim. Harekete geçti Evet. hemen. Hemen harekete geçti. Seni dinleyip de harekete geçmeyen varsa zaten ne diyeyim ki ben? Harekete geçmemiz gerekiyor. Bu arada çok değerli dostlarım var. Burada kendilerine yayını izlemesi için davet ettim. Onlara da buradan seslenmiş oldum. Onlar kendilerini biliyorlar. Siz de Evet. Telegram'daki Gelişimdeyiz kulübüne gelip kendi uzmanlık alanlarınızla ilgili siz de Evet. bir hediyede bulunun bugünden Evet. sonra. Çünkü çok değerli olacak. Çünkü çok çok güzel yerdeler Çok onlar da. güzel bir platform olacak Yeşil. Evet. Hep birlikte el Ben ele vereceğiz eminim gerçekten. senin elinin değdiği, elimizin değdiğini güzelleştiriyoruz ki ne mutlu bize bunu yapmaya şeyimiz var, enerjimiz var. Öyle söylemek isterim. Aslında Çünkü birbirimizden de ilham alıyoruz. Bu çok halimizi de tabii çok ki seviyorum. Değil ben de mi? çok seviyorum. Yani çünkü hep derler ya Yeşim işte sen onu tanıyorsun, bunu tanıyorsun. Ya bu uzun süreli bir yolculuk. Tesadüfen olmuyor hiçbir şeyler ve ben çok şunu söylerim. Benim ilişkilerim öyle gel geç ilişkiler olmaz. Neden olmaz? Çünkü çok değer veririm karşımdaki insana ve aynı değeri de o insan bana verir. Vermiyorsa zaten o insanla bizim yolculuğumuz bir noktaya kadar gelir ve ondan sonra da ayrılırız. Dolayısıyla o insanlar sizinle alakalı aslında. Hani tasavvufta da vardır, her yerde vardır ayna Evet, etkisi. aynı. Dolayısıyla ayna etkisini yaratmak sizin elinizde. Siz bu dünyaya nasıl bakarsanız o dünyada size onu veriyor. Dolayısıyla güzel bakalım, güzel görelim. Tabii ki kötülükler de yaşayacağız. Ama niyet önemli. Niyetimiz belli. Yasemin'in belli, benim belli. Ebru diyor ki ben de kendi uzmanlık alanıma uygun bir hediye vermek istedim. İşte ona atıfta bulunmuştum. Hemen yazdı. Dekan Çok yardımcısı güzel, kendisi. çok mutlu oldum. Çok yakın zamanda da yurt dışında eğitim vermeye gidecek. Bir dönem orada gelecek. Çok değerli bir arkadaşımdır. Yani böyle güzel insanlar katkıda bulunsun ki çoğalsınlar. Öğrenmek isteyen, bilgi açlığı yaşayanlar gerçek güzel insanlardan öğrensin. Çünkü bu insanlar akredite olmuş insanlardır. Bilinir insanlardır ve topluma faydası vardır. Ha diyeceksin ki bazı insanlar da var. Çok iyi insanlar ama olamıyor. Onların da zaten bu platformda iş olmaz. Ben son 11 dakikaya gelmişken çünkü Evet. biliyorsun canlı yayınların bir sonu oluyor. Martı'dan da biraz bahsetmek Evet, istiyorum. bahsedelim. Martı dergisi var. Web blog yani web dergi olarak Web başladı. dergi. Biz o zamanlar şey diyorduk onlara. Dijital dergi diyorduk ama sonra artık şu anda günümüzde biliyorsun birçok kendisi telefonun içinde bile dergilik platformları var. Sen ilklerdensin. Evet, Bunda nasıl ilklerden. Orada yine da ilklerden orada da başardım. ilkler sensin. Yani bunu da lütfen biraz anlatır mısın Martı'yı Şimdi da? benim hayatımda Martı'nın çok büyük önemi var. Richard Bach'ın Martı kitabıyla Martı hayatıma girdi. Evet. Ve şirketimin logosu, Martı Jonathan'ın felsefesiyle örnek aldığım bir yaşam bakış açısı kazandırdı bana. Ve ben yine ekiplerimle beraber çalışırken bilgimizi bize ulaşamayan insanlara bilgimizi nasıl ulaştırırız diye düşündüğümüzde tam da e-dergiler yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Daha bloglar yoktu. Dedi Evet. ki biz bir e-dergi yapalım, bir dijital dergi. Başladık kendi bütçemizle ve çevremizdeki uzmanlara, güzel yazan insanlara ulaştık. Ve gerçekten dergimizde çok değerli insanların yazıları var. Evet. Herkes kendi konusunda uzman olduğu alanda yazıyor ve devam ediyor çalışmamız. 11 yaşında bu 11, sene Martı 11 oldu. dergisi. 11 oldu. Senin bir dönem çok güzel yazıların yer aldı Evet. ama seni tekrar aramızda görmek istiyoruz. Biraz ara verdin ama tekrar dön aramıza lütfen. Yani dönebilirim çünkü neden dönebilirim? Ben de biliyorsun inanılmaz bir yazı hayatına geçtim. Bir baktım Evet, ki biliyorum. inanılmaz dergi ve inanılmaz dijital köşe yazarlığı yapıyorum ve kendi içeriklerimi üretiyorum. Bir dur dedim Yeşim ne yapıyorsun? Çünkü sürekli içerik üretiyorsun. Sonra elim ayağımı çektim yazılı basından. Dijitalde de sadece seçtiklerim arasında yer kalmaya karar verdim. Geçen sene yine teknolojiyi bildiği için buradan da çok sevgili Arda ile Hande'ye de sevgilerimi gönderiyorum. Sadece şu an Yüksek Teknoloji Dergisi'nde yazıyorum ki dijitali de aynı şekilde var. Dijital bir dergide yazmıyorum. Yazarsam da zaten
Martı'da yerim eskiden de vardı, yeniden olur. Çok sevinirim. İsterim. Bu benim için çok büyük. Belki Senin yazılarına hala ulaşabilirler. tabii Dergi ki hissediliyor. zaten çıkıyor. Google'a yazdığın zaman Martı dergisinde kızlar hayatla ilgili çok hoşuma gidiyor. Çünkü o kadar güzel içerikler ki, bir de kimsenin yazmadığı zamanlarda, şimdi biz eski blogcularız. Mesela ben kendi adıma, benim 15. senem bitti geçtiğimiz hafta 3 Haziran'da. Hani açtığınız zaman ciddi bir içerik üretimi var. Biz hep bunları yaptık, hayata geçirdik. İşte senin Martı kanatlarımız işte dokunuyor ya Evet. birbirine. Öyle bir, ne güzel ki beyazlık, masumiyet. Bir de martılar çok güzel hayvanlardır. Yani Evet, beni çok asil. etkiliyor gerçekten Martı. Bütün çalışmalarımda da Martı ve kanat figürünü kullanıyorum. Bir dergiyi 11 yıl boyunca sürdürmek de aslında çok kolay olmadı, onu da itiraf edeyim. Çok zorlandım. Ya artık bıraksak mı dediğim dönemler oldu. Çünkü bir gelir getirici bir iş değil bizim için. Tamamıyla yine bir sosyal sorumluluk projesi olarak yürüyor. Fakat yazar arkadaşlarımız her seferinde bana yok bizim kanatlarımız burada çok mutlu hadi devam edelim deyip Ya. beni yüreklendirdiler. Geldik bugünlere. Ve Martı dergisi, Martı Kitap Kulübü, Martı Dükkanı benim aslında projelerim hep Martı ile odaklı. Ben martıyı bir metafor olarak kullanmayı da çok seviyorum. Çünkü Evet. kuşlar bize umut veren varlıklar. Kanatlarınızın gücünü hissedin diyorum ben hep insanlara. Açılmayan kanatların gücü bilinemez diyorum. Ve Doğru. gerçekten o noktada birbirimizi kuşlardan ve hatta tabii ki martıdan örneklerle o küçücük kitap Richard Bach'ın 100 sayfalık o kitabı benim hayatımın kitaplarından birisi. Bugün yaptığım pek çok işin doğmasına neden olan fikirler o kitaptan geldi. Yani hani bir kitap okudum, hayatım değişti derler ya insanlar. Ben İşte sen. mutlaka bir yollar bulacaktım ama Martı'yla başka yollar buldum. Ne güzel. Ve devam ediyoruz aynı şekilde. Kitap kulübümüzün adı da Martı Kitap Kulübü. Mesela bu akşam Kurtlarla Koşan Kadınların kitap ile sohbeti var. Ya. Pazartesi akşamı Tanrılar Okulu'nun kitap sohbeti var. Oo, Dün harika. akşam Sabahattin Ali'nin kitap sohbeti vardı. Ne Devam güzel. ediyoruz. Ne güzel, ne Devam güzel. ediyoruz. Evet, edin zaten Online'da hani. devam ediyoruz. Fiziksel buluşmalara tekrar kavuşana kadar elimizden geldiğince online ortamda yaptığımız çalışmaları herkese ulaştırmaya devam edeceğiz. Yeşilciğim şöyle bir güzelliği oldu. Lütfen. Şimdi mesela bir çalışma yaptığımda aynı anda İspanya'dan, İngiltere'den, Kanada'dan, Elazığ'dan, Manisa'dan insanlar aynı sınıfta oluyor şu anda. Tabii ki. Biz bunu Tüm daha önce yapabilmemiz mümkün değildi. Bakın bu da bize aslında karantina döneminin kazandırdığı bir yetenek oldu, yetkinlik oldu. Ben bunu kesinlikle. bundan sonra hep sürdürmek istiyorum. Bence de zaten evrildi, küresel bir değişim söz konusu oldu ve bütün eğitimler online'a dönmeye başladı. Hatta az önce okudum yine bir fotoğrafçı arkadaşımın. Her gün sana gelebilmek için 27 kilometre yol yapmam gerekmiyor. Çok evimden, bilgisayarın başından bu performansı ve eğitimi alıyorum. Ben çok mutluyum. Lütfen artık online devam edelim diye yazmıştı. Ne kadar Gerçekten çok çok güzel. değerli. Bu ekosistem artık, dünya bu yönde ve bizim de bunu görmezden gelmemiz değil, aksine içinde olmamız ve harekete geçmemiz gerekiyor. Yasemin burada bir dakika okuyalım demiş ki Martı dergisi güzel gerçekten. Ben Yasemin'in bir televizyon programında görmüştüm. Tavrı sempatisi o kadar iyi gelmişti ki bugünlere kadar takip ettim. Hep de güzel oldu. Benim de çizimlerimde hep kuşlar vardır. Harika sohbet için teşekkürler. Kezban demiş ki ikimiz de çok değerli bir dostumuz. Dijital göçmen olarak tam bir dijital yerli olarak yol alıyor hocamız demiş. Vallahi dijital yerli inanılmaz. Yani artı ben şimdi şeyi de düşünüyorum. 65 yaş üstü var biliyorsun. Baby boomerlar diye geçiyor dijital Evet, ekosistemde. evet, Ben evet. bir de onlara yönelik de bir şeyler yapalım diyorum Yapalım. inşallah. Konuşalım bunu Onlara seninle. evet, eğitimlerle böyle küçük küçük öğretelim, çünkü torunlarından öğreniyorlar, etrafındaki O zaman gençlerden öğreniyorlar. sevgili Yeşim Gelişimdeyiz kulübünün içinde hemen özellikle bu mesajı vereceğimiz bir alan açabiliriz. Tamam. Yani ben Açabiliriz. geçen de özellikle söyledim, WhatsApp'la başlasınlar. En basit WhatsApp eğitimi vermek.
Onlara bir WhatsApp eğitimi versek görüntülü görüşmeyi yapabiliyorlar ki yapıyorlar. Nasıl indirilir? Nasıl konuşulur? Ne yapılır? Çok basit. Bu dönemde onlar da öğrendiler. Öğrendi işte ve ben çok hoşuma gidiyor onları. Benim mesela annem 70 şu anda 76 yaşında ve bundan bir 15-20 sene önce işte ben tabii çok şeyim. Benim işimi bir türlü anlamıyordu. Ne yapıyorsun sen işte ne iş yapıyorsun diye fotoğrafçılığımı da sevmedi. Anneme göre biliyorsun işler 9-6 olması gerekiyor. Böyle doğal bir hayat onlara farklı geliyor. Evet. Sonra öğrettim bak Google var işte babam bilgisayar aldı, notebook aldı, evde kullanmaya başladı. Şimdi akıllı telefonları var. Annem çiçek çok sever. Çiçek açıp çiçeklere bakıyordu ilk önce internetten. Sonra işleyeceği görüntüleri almaya başladı, desenleri. Şimdi mesela şu anda tabii Facebook'u hala çok seviyorum ama babamın bir Instagram hesabı var ve ben diyor bakın 81 yaşında. Babam 81, annem 76 yaşında ve teknoloji kullanıyorlar. Dolayısıyla bunun yaşı yok. Hepimizin birbirimize öğreteceği şeyler var. Asıl sen anlamazsın dememek, köşeye çekilmelerine izin vermemek, onları harekete geçirmek, hayatın içine katmak. Harekete geç herkes için bir program. Mesela Evet. En olgun katılımcımız 70 yaşındaydı. Ya. Bir süreçte kitap yazmak için geldi ve gerçekten o yolu açtı. O ne yolu güzel. Açtı. Ne güzel. Harekete geçmemizin önündeki engelleri kavramamız gerekiyor. Yapabilme potansiyelimizi açığa çıkartmamız gerekiyor. Benim baktığım yer orası ve tamamıyla kendi deneyimlerimle oluşturduğum bir program. Tam Türk tipi bir program. Ne Hani güzel. burada vurguluyorum. Bir yabancı programın kopyası değil. Evet. Almadık. Yani tamamıyla bize özgü bir program ve bütün deneyimlerimi içine aktardığım bir program oldu. İnşallah farklı farklı insanlarla orada İnşallah. buluşmaya devam edelim. Teşekkür İnşallah. ederim bana zaman Ne ayırdığın, demek? Ben bu çok konuyu teşekkür ediyorum. anlatmama fırsat verdiğin için Yeşim. Aa, ne demek? Marka takısı çok güzel diyor Kezban. Bir de Marka Evet, dergisi cidden arşivlikli diyor. Benim tasarımım Bakın, arkadaşlar. bakın. Martı dükkanında. Martı Martı dükkanında. dükkanında. Evet. Peki Yasemin'cim sana çok teşekkür ediyorum. Tekrar altını çiziyoruz. Telegram'da gelişimdeyiz kulübüne geliyorlar. Bütün ücretsiz ulaşabiliyorlar ve katkıda bulunmak isteyenler orada katkıda bulunuyorlar. Bilgilerinin zekatını veriyorlar. Ne güzel. Birlikte bu çoğalacağız ve insanlara daha daha güzellikler vereceğiz. Kezbancığım seni de bekliyoruz bu arada. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, ağza Ben sağlık. teşekkür ediyorum. Buradan da yayınla ilgili de paylaşacağım. İnşallah da bir kişi de bu eğitimi senden alma şansına Evet. olacak. Sağlıkla Bize kal. şu Evet. anda katılan herkese teşekkür ediyorum. O gönderdikleri kalplerin hepsini yürekten alıyorum ve hepimizle paylaşıyorum. Hepimizle paylaşıyorum. Çok teşekkürler. Sağlıkla kal, sevgiyle kal Yasemin'cim. Canım benim. Çok Hoşça kal. teşekkürler. Çok Çok teşekkürler. teşekkürler. Hoşça kal. Annen WhatsApp'tan videolu görüşmeyi öğrendi fakat ben Tanrılar Okulu'nu bitiremedim. O zaman pazartesi günüymüş Yasemin Tanrılar Okulu Kitap Kulübü. Bitirdiğinde Yasemin'le konuşuruz. Ben bugün çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle olduğunuz için, bizimle bu değerli vaktinizi paylaştığınız için. Dostlarımı burada ağırlamak, bildiğimiz ve sevdiğimiz konuları paylaşmak ve çoğalmaya çalışmak bizim birinci mottomuz. Hayatı hep güzel insanlarla paylaşarak çoğalalım. Bildiklerimizi paylaşalım. Bilmediklerimizde de bilen kişilerden öğrenelim. İnşallah bugün size küçük de olsa bir katkıda bulunabildik. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize Yasemin'e olduğu gibi. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve ben evde kalmaya devam ettiğim için evde kalın diyorum ama siz sosyal kontrollü bir hayata geçebilirsiniz ama çıkarsanız da maskenizi, sosyal mesafenizi ve tedbiri sakın elden bırakmayın. Hoşça kalın.